Merhabalar. Bugün Karel IP telefon kurulumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Karel'in IP telefon kurulum adımlarını biz bu şekilde Word dosyasına yazdık. Tüm adımlar aslında burada var. Bu Word dosyasını paylaşacağız zaten yorum kısmında veya açıklama kısmında. Buradaki adımlar paylaşılacak. Şimdi kurulum aşamasına geçelim. Öncelikle Karel bir telefon aldınız. Biz Karel için IP telefon kurulumundan bahsediyoruz. Aslında kurulumu geliştirdim. Bu şey santrale telefon nasıl eklenir olarak diye başlıkta atabiliriz. Çünkü bu yeni alınan bir telefonun santrale tanımlanmasının nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Öncelikle telefonunuzu kutudan çıkartın. Telefon çıktıktan sonra AIS'e vesaire bağlamanıza gerek yok. O normal sadece ana kısmı var ya, hiçbir bağlantı yapmanıza gerek yok. AIS'e de bağlamanıza gerek yok. Bir tane şey bağlıyorsunuz öncelikle. İnternet yazan portuna internet girişini yapıyorsunuz. Diğerinde de DC girişi var bir de. Bunun üstünde güç girişi. Güç girişiyle internet bağlantılarını yapıyorsunuz telefonu. Anlatıma geçmeden önce Karel telefonların hepsinde muhtemelen bu şekilde santrale ekleme yapılır diye düşünüyorum. Biz Karel santrale Karel telefon alıyoruz şu an. Diğer markaları denemedik. Şimdi burada yapacağımız ilk işlem ek abone ayarlarına gelmek olacak. Ek abone ayarlarına tıklıyoruz santral üzerinden. Ve burada tanımladığımız ek aboneler var. Bu arada Karel kullanıcı başı lisans almanızı zorunlu tutuyor. Yani Karel Santral kullanıyorsanız 100 tane telefonunuz varsa 100 tane de lisansınız olmalı. Yani telefon sayınız kadar Karel'de lisansınız olmalı. Ben 100 telefonla başlayacaktım. 150 tane lisans aldım. O yüzden 150 tane port Karel tarafından açık olarak geldi. Daha sonra bu portun nasıl açıldığını ilerleyen zamanda ihtiyaç olursa göstereceğim. Benim şu an ek abone ayarlarında 150 adet portum açık. Daha sonra ek abone ayarlarında bakın, şurada SIP şifresi diye bir şey var. Hatta buradan adım adım gidelim. Şuradan donanımsal olarak tüm bağlantıları yaptık. Arayüze girdik. Burada ek abone ayarları deaktif olan bir numara seçilir. Ve sağdaki SIP şifresi yerine firmadan aldığımız numara yazılır. Yani şu numara kısmı bizim firmanın ilk santrali kurarken ve telefonları kurarken verdiği numara. Yani şey, verdiği şifre. Çünkü firma ilk santral kurulurken, telefonlar kurulurken bir şifre belirliyor ve SIP şifresi o şifre oluyor. Biz ayar iletişimle yaptığımız için ben adamları aradım. Bu SIP şifresini isterim. Siz de hangi firmayla yaptıysanız, Karel'in hangi şubesiyle, artık Karel burada şubelikler veriyor. Biz ayar iletişimle çalıştık. Oradan isterseniz şifrenizi, artık neyse. Daha sonra bu şifre, SIP şifresinin üstüne iki kere tıklıyorsunuz. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Ben şifreyi kopyala yapıştır yaparak değiştirdim şu SIP Bu arada SIP şifresini yanlış şartla değiştirdim. Çünkü bakın, ben de 150 tane lisans olduğu için şuraya numaralar, erişim kodları verildi. Kaç tane lisansım varsa. Şuraya da isterseniz yeni bir lisans alırsanız erişim kodu ekleyip devam edersiniz. Ben en son tanımladığım numara şuydu, 1075'ti. Şimdi yeni gelen telefona da 1076'yı vereceğim. Bakın, benim ilk santrali aldığımda kurduğum telefonlar IP 1111 olanlar. Yani şu kısma kadar E-Link yazıyor. Karel E-Link öğrettiği için bunu da değiştirmemişler. Niye bilmiyorum ama Karel yazmış aslında burada. IP 1111, 1211'ler yeni gelen telefonlar, şu an kurduklarım. Yani şuraya geliyorsunuz. İlk olarak santral tarafında yapmanız gereken işlemlerden birincisini söylüyorum. IP telefon bağlantıları yapıldı. Hatta üzerine böyle fosforlu çizelim. Biz şunu yaptık. Daha sonra santral arayüzüne girdik. Daha sonra buradan deaktif, yani aktif olmayan bir tane numara bulup firmadan aldığımız SIP şifresi verilir. Şimdi firmadan aldığımız SIP şifresini gelip şuraya yazacağız. Şuraya yapıştıracağız. Ben yapıştırayım hemen. Kopyaladım firmadan aldığımız SIP şifresini. Şuraya yapıştırdım. Burada daha sonra programlaya tıklanır. Programlıyoruz. Telefonun üzerine daha sonra OK diye bir tuş var. Yani dört tane tuşun ortasında bir tuş olan bir yer var. Yani şey tuşuna benziyor aynı. Joystick tuşlarına benziyor. OK'ye tıkladığınız zaman telefonun IP adresini görebilirsiniz. Telefonun üzerinden bağlantılarını yaptığınız. Donanımsal olarak birleşenleri bağladığınız telefon vardı. İnternet kablosunu ve güç kablosunu takmıştık. IP adresini öğreniyorsunuz buradan. Ben telefonun IP adresini öğrendim. Benim telefonun IP adresi 192. 168.0.116'ymış. Buraya tıklıyorum. Varsayılan olarak ilk gelen şifre nedir? Admin admindir telefonlardan. Telefonu şu an arayüzüne bağlandım. Daha sonra isterseniz burada varsayılan kısa kodu kullanabilirsiniz. Bakın, varsayılan kısa kod nerede? Santral tarafında. Şu. Bu kısa kodu değiştirebiliyorsunuz.
Biz burada yapacağımız işlemler şunlar. İlk önce Türkçe çevirebilirsiniz. Galerinin Türkçe desteği var. Buradan yapacağınız işlem hesap kısmına tıklamak. Hatta şurayı da açalım. Telefon tarafında yapılacak işlemler bunlar. Kodu değiştirmeyeceğiz biz. İsterseniz kısa kodu değiştirebilirsiniz şuradan. Kurmadan önce. Şuraya tıklayıp mesela 1076 ya bunu farklı bir numara yapabilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. O zaman bu adımı geçiyoruz değiştirmeyeceğimiz için. Şimdi geçeceğimiz adım şu adım. Telefon durumundan IP adresi alınır ve tarayıcıya girilir. Bununla tamamladık. Tarayıcıya girdik. Telefon arayüzüne girdik. Daha sonra hesap kısmından telefon devrede yapılacak. Yapılacak ayarımız bu. Hesap kısmına geldiniz. Telefonu devrede yapıyoruz. Telefonu devrede yaptıktan sonra şu etiket kısmına vereceğiniz numara hangisi? Burada bazı numaralar var. Devrede yaptık bunu. Daha sonra ekran adı, kayıt adı, kullanıcı adı kısmını girdiğimiz numarayı vereceğiz. Karar Santral'de girdiğimiz şifrenin aynısını vereceğiz yine. Daha sonra SIP sunucusu olarak şeyi vereceğiz. Santral'in IP adresini. Kısma geliyoruz. Şimdi bak başlayalım. Bizim neydi numaramız? Verilecek numara. 1076 idi. Buraya ne yapıyoruz? 1076 diyoruz. Kopyala yapıştırla hepsine 1076 verelim. Bunların farkını daha sonra kendiniz anlarsınız. Ben ilk kurulum yapıyorum. Hani şu etiket adı, ekranda görünecek ismi değiştirebilirsiniz içeride. Yani kullanıcı adı verebilirsiniz. Bu da şuraya girdiğimiz şifrenin aynısı. Şu SIP şifresi çok önemli. Bunu yanlış girerseniz telefonunuz çalışmaz. Santrali kuran ve telefonları ilk kuran firmayı arayın. Şu SIP şifresinin ne yaptığını öğrenin. SIP şifresi ve parola aynı olacak. Dediğim gibi biz Ayaz iletişimden aldık bu şifreyi. Daha sonra burada Santral'in şu kısmında bir IP adresi var. SIP hostuna bu IP adresini yazmanız gerekiyor. SIP sunucu 1, SIP sunucu 2, SIP sunucu 3 neyi anlatıyor burada? Birden fazla SIP sunucusu kullanılabiliyor. Daha sonra burada yapmanız gereken başka bir ayar yok. Uygula diyoruz. Ve telefonunuz çalışmaya başlayacak. Bakın şu an telefon çalışıyor. Bir test yapacağım. 1076 benim numaram. 1907'yi arayayım diğer numaramı. Şu an kurduğumu 1076 yaptım. 1907'yi arıyorum. Şu an bakın kırmızıya düştü. Diğer telefonda çalıyor. 1907'yi bulayım isterseniz buradan. 1907 nerede? Şurada bakın o da sarı çalıyor meşgul. 1907'de. Şurada gördüğünüz gibi sarı çalıyor. Yani kurulum böyle. İptal edelim İptal ettik. Daha sonra yapılacak birkaç ayar daha var. Bunlardan da bahsedeyim. Telefon kurulumu bu kadar. Telefonun şu an kurulu çalışıyor. Kayıttan sonra telefon arayüzünde yapılması gereken bazı işlemler var. Ben bunları standart olarak yapıyorum. Şimdi arama yönlendirmeyi devre dışı bırakacağız. Arama yönlendirme dediğimiz şey telefona birinin yönlendirilmesi. Bu telefon arayüzünden yapılan ayarlar buradan sonrası. Burada yapacağınız işlemleri şöyle. Yan yana alalım hatta bunların ikisini de. Bu şekilde bakalım. İki ekranı yan yana alalım. Şimdi arama yönlendirme seçenekler altında. Devre dışı zaten. Burada bir işlem yapmamıza gerek kalmadı. Bu okey. Zaman dilimini artı 3 yapacağız. Çünkü telefonun üzerine saat var. İnsanlar bu saate bakıyor. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ve tarih saat kısmından bunu artı 3 yapıyoruz. Artı 3 zaman dilimini kullandığımız için Türkiye'de. Bu karenin bir ayıbıdır. Artı 3'ü bakın güncel değil gelen telefonlarda. Türkiye hala artı 2'de gözüküyor. Ve santralden direkt güncellenebilir olması lazım. Tek merkezi sistemden. Ama biz her telefon kurulduğunda artı 3 yapıyoruz. Bu karenin bir ayıbı. Bunu düzeltmesi lazım. Koskoca karelere yakışmaz. Admin parolasını güncellemeniz gerekiyor bir de. Varsayılan neydi? Şifresi. Admin'di. Bu güvenlik açığıdır. Eski parola admin'di. Bunu yeni bir parola veriyorsunuz buradan. Ama bu parolayı unutmayın. Telefonuna tekrardan bağlanamazsınız. Bir de bunu unutursanız eğer telefonunuzu fabrika ayarlarından dönebilirsiniz. Eğer admin şifresini unuttuysanız. Biz unutmayacağımız bir şifre verdik yeni parola olarak. Ve unutursanız da dediğim gibi yeniden parolayı değil de komple telefonu sıfırlayıp tekrardan kurabilirsiniz. Bunu da firmaya sormuştum. Yani hizmet aldığımız firmaya. Telefonu hani sıfırlanmayacağını söylemişti. Biz sıfırladık. Hiçbir şey olmadı. Tekrardan sıfırdan telefon alır gibi kurulumu yaptık. Bu da firmanın oradaki bir eksikliğiydi. Onu da söyleyelim. Hani telefonu sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şifresini unutursanız. Telefonun arayüzüne giriş şifresini unutursanız. Onu da söyleyelim. Telefonun arayüzüne tekrardan giriyorum. Yeni şifresiyle.
Daha sonra telefonun etmenin parasını değiştirdik. Bir de telefonlar üzerinde insanlar elle tek tek rehber eklemesin diye uzaktan rehber gönderme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yine rehber kısmı var, bakın şurada rehber sekmesi. Rehber sekmesine geleceksiniz. Burada uzak rehber diye bir ayar var. Biz bunu santral tarafından şöyle yaptık aslında. Bizim bir rehber işlemleri denilen bir kısım var. Bu kısımda değil de be. Ortak hafıza mıydı? Nerede o? Onu da birazdan göstereceğim. Hemen bakalım. Ortak hafıza nerede? Sürekli yapmadığımızdan yerlerini ezbere bilmiyoruz. Hafızalar kısmında bakın ortak hafıza diye bir şey var. Ortak hafızaya tüm hepsini ekliyorsunuz arkadaşlar. Kim ne kullanacaksa burada. Numarasını ekliyorsunuz. İsim, soyisim ve firmayı ekliyorsunuz. Ortak hafızaya eklemiş olun diyorsunuz. Daha sonra bunu programla diyeceksiniz. Ortak hafıza kısmı dediğimiz tüm rehberin çekildiği yer burada. Şimdi rehber ekleme kısmı şurada, ayrı bir yer. Rehber ekleme kısmı. Bakın şurası. Rehber yüklenecek kişinin IP adresinden arayüze giriyoruz. Tamam, bu tamamlandı. Rehber yüklenecek kişi. Yani şu anki telefona rehber yükleyeceğiz. Rehber sekmesinden uzak rehber seçildi. Yani şurası. Daha sonra URL kısmına şunu yazıyoruz. Şunu yazacağız. Bunu yine yorum kısmına vereceğim için bunu oradan alabilirsiniz. Şurada bir isim yazıyoruz. Rehber diyelim ekranda. Ortak rehber de diyebilirsiniz. Zaten ne dersiniz? Biz buna rehber dedik. Uygulaya basıldıktan sonra çıkacağız buradan. Yani şuradaki adımlar ne olmuş olur? Tamamlamış olduk. Telefon üzerinde rehber diye bir buton var. Yukarıdaki tuşlarda göreceksiniz zaten. Tüm kişiler diye bir kısım var. Şu an kimse yok burada. Rehber. Şu an gelmemiş telefona. Uygulayacağız onu. Santral tarafında rehber eklemi de yapılacak taraf işler. Santralden hafızalar ortak hafızaya girilip santrale gireceksiniz. Ortak hafıza. Yeni eklenen personelin numarasını, ismini, soy ismini, firmasını buraya eklersiniz. Tamam. Bunu tamam. Daha sonra rehber işlemlerine girip XML ve ortak hafıza seçilecek. Rehber işlemleri. Bunu niye yapıyoruz? Burada kaydettiğimiz yeni numaranın diğer telefonlara gönderilmesi için. Rehber işlemlerine tıklıyorsunuz. Burada XML'i ve ortak hafızayı seçiyorsunuz. Rehberi güncelle diyorsunuz. Ortak hafızaya yeni eklediğiniz personel güncellenmiş oluyor. Ve rehberi dışa aktar dediğiniz zaman tüm telefona yeni güncel rehber gönderiliyor. Bunu da tamamladık. Telefon üzerinden rehbere gidilip güncelleye basıldıktan sonra kişiler rehbere eklenmiş olacaktır. Telefon üzerine giriyoruz. Şöyle bir kapatar çakalım. Rehbere tıklıyoruz. Burada tüm kişiler. Aslında biz telefon üzerinde şunu yapmayı unuttuk. Onu da söyleyeyim. Burada güncelledik ya bunu. Rehber diyerek. Bir ayar daha var. Bunu şuraya yazmamışız. O nerede var? Ayarlar kısmı bakın. Şu ayarlar kısmına gireceksiniz. Uzak rehberi de buraya atacaksınız arkadaşlar. Şunu da ekleyelim. Telefonla rehber eklenirken. Bunu ekledik. Ayarlar. Yani rehber. Rehberden sonra gideceğiniz kısım ayarlar. Bu kısımda uzak rehber. Uzak rehber devrede yapılır. Bu kısmı unutmayın, yoksa olmaz. Şimdi rehber kısmına tekrardan tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Telefon üzerinden yapmanız gereken, bunu uyguladıktan sonra şu an telefonunda uzak rehber geldi. Şu an ben rehberi telefonda görebiliyorum. Şey yansıtamadım ama rehber işlemi de bu kadar. Yani yapmanız gereken işlemleri tekrardan gösteriyorum ortak rehberi yapmak için. Öncelikle ortak hafızaya geliyorsunuz. Şu hafızalar kısmında. Bu aslında telefon kurulumundan farklı bir şey. Tüm kişileri ekliyorsunuz ya burada isim numaralarını ekliyorsunuz, isimlerini ekliyorsunuz. Daha sonra bunun programla diyorsunuz, çıkıyorsunuz yeni kişiye girdikten sonra. Programla deyip çıkıyorsunuz. Daha sonra burada rehber işlemleri diye bir kısım var. Rehber işlemlerine gireceksiniz. XML dosyası ortak hafıza. Rehberi güncelleyip dışa aktaracaksınız. Sonra buradan da içeri çekeceksiniz. Rehber kısmına geliyorsunuz. Uzak rehbere. Uzak rehberden şu yolu yazmanız gerekiyor. Bu yolu bize firma verdi. Biz hani bir yerden çekmedik bunu.
İsim olarak rehber diyorsunuz. Ayarlar kısmında. Şurada uzak rehber buradaydı. Uzak rehberi buraya atıyoruz. Yerel rehberi isterseniz buraya sallayabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Eğer yerel rehber buradayken altta olur yer, uzak rehber yukarıda olur. Uzak rehber sizin şirket içinde kullandığınız rehber kişiler olur. Yerel rehberi de ise dışarı o personel, dışarıda görüştüğü firmalar varsa yerel rehberi ona ekler. Telefon üzerinde güncelleye basıp bunları tamamlayabilirsiniz. Kalıcı hafızaya girip kalıcı hafızaya yazmamız önemli. Bir de bakın şu santral tarafında bir işlem var. Hafıza diye nerede burada? Kalıcı hafıza. Eğer bu kalıcı hafıza işlemini yapmazsınız, yaptığınız işlemler boşa gider. Kalıcı hafızaya yazmanız gerekiyor. Kalıcı hafızaya yazacaksınız. Yoksa 24 saat içinde ya da santral kapanıp açıldığında 24 saati bilmiyorum, hiç denemedim ama 24 saat içinde gider dedi firma bize. Ama kalıcı hafızaya yazarsanız santral açıp kapatıldığında veya bir sonraki sonra silinmeyecektiniz yaptığınız ayarlar santral tarafında. Zaten telefon tarafında silinmiyor bu ayarlar. Personel telefonu revize işlemleri. Bunlar bizim kendimiz için ayarladığımız bazı şeylerdi. Verilecek port listesinin ismi değiştirilir. Port listesi var burada. Şöyle onu da gösterelim. Port listesi. Bakın bu port listesindeki isimlerde neye yarıyor? Az önce yeni kurduğumuz telefon. Ben buraya 1076 yazacağım. Bu port listesinden de güncelleme yapmanız gerekiyor. Programlamaya basalım. Burada yaptığınız işlemler telefonu mesela birini aradığınızda gözüken isim aslında. Bu birini aradığınızda gözüken isim. Rehber ekliyorsunuz ama telefonlara. Rehberde birini arayacağınız zaman gözüken isimler. Bunlar ise aradığınız zaman gözüken isim. 1076. Mesela ben buraya yeni telefon yazayım. Yeni telefon. 1076 diyeyim. Şimdi uygula diyeyim, programla diyeyim. Diğer telefonumu arayayım. 1907 telefonunu arayalım. Kaç vardı bizim? Nerede o? Şu anda yeni telefon 1076 yazıyor. Yani şurada verdiğiniz isim aradığınızda görünen isimdir. Yani burada verdiğiniz isim aradığınızda görünen isimdir. Onu da söyleyeyim. Port listesindeki isim. Bunu da vermeniz gerekiyor. Santralden ortak hafızaya. Bu isim, şuradaki isim ise, ortak hafızadaki isim ise rehberlerin çektiği isim. Nerede bizim ortak hafızamız? Kalıcı. Ortak hafıza, hafızalar. Ortak hafıza ise buradaki hafızalar. Buradan da kişiyi güncellemeniz gerekiyor. Hafızalar. Ortak hafıza. Bu ise kişiyi aramadan önce rehbere baktığınız zaman gördüğünüz isimler, buradan ulaşıyorsunuz. Şimdi tüm telefonlarda güncel rehber gönderilmesi buradan yapılıyor. Yine onu da gösterdik. Santral arayüzünden rehbere giriyoruz. XML ve ortak hafıza seçilip rehberi güncelle, sonra dış hatlar yapıyoruz. Telefon üzerinden rehber güncellemesi yapılır. Tüm işlemler bittikten sonra kalıcı hafıza yazılır. Kişinin kısa kodu veya İsim envantere girilmemişse bunlar girilir. Bunlar yüzeye girilir bunlar. Yani burada anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Port listesinden girip telefonun yanındaki boş yere kişi ismi yazar. Telefon sahibi kimse. Bunu atladık aslında orada ama bunda telefonun yanına port listesinden yazarsanız telefon kime aitse bu da aradığınız zaman karşıda sizin isminizin gözükmesini sağlar. Yani şuraya yazacağınız isim telefon açtığınız zaman karşıda görülecek isimdir. Anlatacaklarım bu kadar. Hani başka da bir şey yok karar telefon kurulumunda. Yani bununla ilgili aslında tüm telefonlarda bizim şu an kullandığımız telefonlar hangileriydi? Ek abone ayarlarına girelim. IP 1111'di ve kurduğumuz telefonlar 12-11. Yeni gelenler bunlar. 5 tane yeni aldık. Son bir tane telefon kurulumuz kalmış. Onu da bitirip tamamlaya basacağız.